Selam arkadaşlar Mersin ile Tarsus ilçesi Tepe Tepetaşpınar köyündeyiz yine kışın e, kış budamasını yapmıştık e, Mart ayında şu anda yeşil dönemde geldik bahçeyi bir kontrol ediyoruz hastalık zararlı e, şey biraz en pahalı kaza zarar, piresi zararı gördük şu anda ama e, çok güzel zor burası zor şartlarda bir ceviz bahçesi zor şartlarda ceviz bahçesi diyebiliriz Gördüğünüz gibi her taraf kaya, üst tarafta şeyimiz var, havuz var, ee, ceviz bahçemiz de şu anda burası. Yeşil dönemde genel manzarayı bir alayım dedim bu noktadan. Ee, su sıkıntısı oluyor, zaten su kaynağı yok, tepe tepeden gelen su e, havuzda birikiyor, havuzda Temmuz sonuna kadar ya yeter ya yetmez o durumda. Şu bölüm biraz daha aşırı taşlık olduğundan e, fazla gelişemedi. Ama aşağı doğru şu taraf zaten kapatmış. Yine burası e, Akdeniz iklimine yakın olduğu için e, yani zaten Akdeniz iklimi de aşağımız Mersin, e, Tarsus manzaradaki yer Mersin ve şu, bir diğer tarafta Tarsus e, Akdeniz'de hemen zaten Mersin'in az ilerisi Tarsus'un aşağısı. Güney cephemiz e, Akdeniz. Akdeniz iklimi olmasından dolayı gelişim e, iyi. Bu 6. yıl doldu burada. 6 yaşını doldurdu bu fidanlar ve aralar çoğunlukla kapandı. 6 taş olan bakın şöyle yakından göstereyim. Her taraf taş zaten. E, altta, alt, tam altına taş gelen bölümlerde e, gelişim biraz zayıf oldu bu bölümde. Ama şu manzaranın olduğu bölgede artık kapattı. E, İç Anadolu'da karasal iklimde bu yaşta bu kadar gelişmemesi rağmen burada su az olması rağmen iyi geliştiler. E, biraz empauska biraz zararı var. Başka da e, pek bir zararı yok. Biraz şu şuradakiler biraz e, kameranın aldığı bölümde suya sıkışma var. Bol su yok. Burada da yine suya sıkışma var. 3 e, güne 4 güne bir belki su istiyor bu taşın arasında fazla toprak olmadığı için. E, su, su, su olmadığından verebil, verilebildiği kadar veriliyor. E, bu yıl e, yani rekolteyi iyi bekliyoruz. 5 tonun üzerinde bir rekolte e, bekliyoruz. Zaten bakın Çetner e, Şurada görüleceği gibi bu ağaçta her taraf meyve. Daha da örneklerini çekeriz. Aşağıda bol bol meyve sulanan ağaçlar var. Artık verime yattı burası. Olabildiği bu kadar arkadaşlar. Daha e, genel olarak da daha önce gelen budama yap yapanlar, e, goble tarzı budamış. Biz de hava ve güneş alacak şekilde kışın budamıştık. E, son halini bir çekelim dedik. En paska piresi biraz e, zarar vermiş. E, onun dışında fazla bir zarar görmüyorum. Bakteri yanıklık yok. Ee, gördüğüm şeyleri zaten söyleyeceğim. Rakım 800 burada. 800 adet Chetner fidanı. Tozlayıcı e, de deniliyor ama e, bana kaman bir de var gibi geldi veya bir kısmı kaman bir gibi veya farklı bir tozlayıcı var gibi geldi. Halen e, istenilen miktarda toz üretmiyor tozlayıcılar. E, bu sebeple bu yıl burada şey yaptık suni tozlama yaptık ve başarı yüzde %99 diyebiliriz daha fazla belki bu yıl dökülme olmadı bu bahçede suni tozlamanın sonucunu aldık burada e, dökülme hemen hemen hiç olmadı e, ağaç ne tuttuysa üzerinde kaldı toplam beklediğimiz oran işte 5 ton 7 ton belki 10 tona çıkabilirim bilmiyorum ama 7 tonu bulsa gene iyi ee, şey hasat da belli olacak. Torbaya girmediği müddetçe hangi ürün olursa olsun tam rekolteyi bilemeyiz. Ee, bahçede e, aralarda gezdikçe bilgi vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burası Yusuf Akbey'in bahçesi. Yusuf Akbay da burada zaten. Ee, buraya küçük bir kamelya tarzında e, şey yaptı. E, ev, küçük evcik diyelim. E, ev, ta, ev veya teraslı bir ev gibi bir şey yaptı. Burada bahçede çalışırken içinde dinlenmek için küçük bir mutfağı ya da lavabosu olacak. Küçük bir oturma alanı olacak. burası ormandan kira olduğu için şey yapamıyor. Böyle kirişleri, duvarlar olan bir bölüm yapamıyor. Ormanın izin verdiği bu kadar. manzarası da güzel. Direktmen Tarsus'a ve Mersin'e bakıyor. Manzaramızda zaten Tarsus ve Mersin var. Hava biraz puslu olduğu için göremiyoruz. Bahçenin bu kısmında taş yapısı daha fazla olduğu için ağaçlar biraz küçük kaldı. Elinden geldiği kadar geliştirmeye uğraşıyor. Gerçekten bu zor şartlarda çok emek verdiler. Elinize sağlık Yusuf Bey. Eserimi Abdullah Bey. Valla ben değil sizi vurur duyacaksanız da. Çok kendi el emeğiyle yapmaya çalışıyor. Şöyle eserde şöyle bir alalım. Arkadaşlar duvarlar, çirişler yok. Yani yere sadece bir düzlemek için beton döküldü. Onun dışında, direkler tamamen e, ta, evet, direkler e, şeyden e, lata mı diyelim, o ağaçtan yapılma direkler ve oh, oh. güzel. Retopan, manzit, evet, burada otu, oturulduğu zaman manzara da aşağı taraf çok güzel görünüyor. Burası teras. Evet, yani torosların başlangıç bölümü diyebiliriz buralara ve manzara çok güzel. Burada oturup kahvesini manzaraya karşı ceviz ağaçlarına bakarak içecek artık. Gül, gül, arkadaşlar. Bakım iyi ya. Evet. Meyveniz de Aslında ben, ben bu meyveyi ele sokarım Abdullah. Yani fazla yok. Tamam. Ar arkadaşlar Çetner gördüğünüz gibi ürün çok. Burada da şöyle gösterelim. Ürünü de bir gösterelim dedik. Ürün güzel çok ama e, sulama da biraz sıkıntı olduğu için bazı ağaçlarda kalibre bakın şöyle ürün güzel her yerde ürün var kalibre bir bazılarında biraz küçük gibi o da zamanla açılacak şöyle bahçenin içerisinde dolaşırken de az bir göstereyim dedim az önce paskayı gördük yine görürsek tam çekelim ki ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar da görsün ileride denk gelince çekeyim onu Arkadaşlar yine başka bir ağacımızdaki ürünü şöyle bir alalım. Bunun kalibresi de güzel fena değil. Biraz daha kalibre az bir şey daha büyüyebilir. Burada şuradaki görebileceğiniz gibi Yusuf Bey kavlin attı burada. Kavlin kili arkadaşlar biz ben normal dediğim yani biz ben normalde fazla kullanmamaya çalışıyorum ama bu bahçede su yetersizliğinden dolayı Kullanılmak zorunda. Çünkü kaolin biraz fotosentezi yavaşlatıyor, su ihtiyacını azaltıyor. Doğal olarak da gelişim biraz daha yavaş oluyor ama e, su ihtiyacını azalttığı için e, uygulanabilir. Burada çünkü çetner e, suya doymayan bir ceviz türü. E, bir yeterince su bulamayınca ne yapıyoruz? Kaolinle falan biraz daha su ihtiyacını azaltıyoruz. Bu arada yapraklara da bakıyoruz. E, zaten kaolin görünüyor. Kavlin bir kil arkadaşlar, bir toprak. Besleyici özelliği yok. Ee, sadece sıcak stresini gidermek üzere e, uyguluyoruz. Çok az belki e, zararlara da faydası olabilir ama e, öyle övdükleri kadar e, ahım şahım da... ilaçlamaz zararı. Boru değmiş, hortum değmiş bak dökmüş var. Bir bakayım. İlaçlamaz zararı. Evet. İlaçlarken arkadaşlar e, burada e, ana yola çekiliyor e, şey ilaçlama makinesi. Şöyle alalım hiçbir yerinde bir sıkıntı yok. Sadece hortum 100 metre 200 metre çekildiği için bazen ürüne değiyor ve döküyor. Burada arkadaşlar görün bakın bu bölüm biraz daha topraklı ya da suyunu iyi alıyor. O yüzden ağaçlar da iyi gelişmiş. De ağaç, Ürün de çabuk. Değil Evet biraz kapatınca ağaç şeyleri kapatınca araları güneş azalınca su ihtiyacı da azalıyor doğal olarak. Böyle arada eğilerek gidiyoruz. Buraya zaten e, modifiye lider uygulayamadık arkadaşlar. Goble dediğimiz bu sistem. Bakın ortayı boşalttık. E, güne hava ve güneş şekil alacak şekilde ağaçları e, budama yaptık. Daha önceden öyle yapıldığı için biz o sistemden devam etmek zorunda kaldık. Geri modifiye lider yapalım desek 3-5 sene kaybolacak. Artık ağaçlar üründe. O yüzden mecburen modifiye liderden devam ettik. Sık olduğundan dolayı modifiye lider burada çok oturmaz ya. Evet. Burası bir de kademel zaten. Kademe kademe yükseliyor. Ee, e, ağaç arazi meyilli. Ee, yani modifiye lider e, yani bu biraz da e, dikimde arazi şartlarından dolayı şöyle bir alalım. Epey bir sıklık var. şey e, Epey bir zorluk var. O yüzden dolayı Sık dikilmiş. Dikilebildiği kadar. Aslında böyle sıcak ve su olmayan arazide sık dikimin fazla da bir zarar olmaz. Sadece hava ve güneş aldıracağız. Genel olarak sık dikimden dolayı arkadaşlar oluşabilecek hastalık ve zararlı burada görmüyoruz. Çünkü biz kış budamasında bunları hep hesap ederek budama yaptık. E, bakın buralarda bakıyorum. Mantari bir hastalık e, pek görmüyorum. İlaçlama da düzgün yapıldı. E, sık dikimin burada e, pek bir zararı olmamış. Şimdi normalde şu gölge alan kısımlarda atraknoz ya da bakteriyel yanıklığın fazla olması lazım. Ama burada böyle kayda değer, ağacı etkileyecek bir atraknoz ya da bakteriyel yanıklık görmüyorum. E, temiz yani yapraklar genel olarak temiz. Az ufak tefek belki e, lekeler olabilir ama ilaçlama da düzgün yapıldığı için e, pek bir zarar yok. Burada meyveler güzel bir şekilde var. E, bu şartlarda arkadaşlar şuradan net görüyorum meyveler. Şu meyveleri bir alayım. Bakın bu bölümde meyveler güzel. Ee, bu şartlarda bu arazi yapısında e, bu kadar emekte yapılabilen bu kadar arkadaşlar olabilen ama yine iyi ya burada e, nasıl diyeyim 15-20 kilo ürünü alabilen iyi gelişmiş ağaçlar da var e, taşın üstüne geldiği için e, fazla gelişememiş ağaçlar da var biraz e, işte videonun başından beri söyledim, en fazla zararını görüyoruz şöyle bakalım bakın araya güneş görmeyen ağaç neredeyse yok. E, hava ve güneş aldırmaya çalıştık zaten budamada e, ve e, ilaç önerilerimiz uygulandı. E, güzel bir e, gelişim ve güzel bir ürün tutumu var. Buradan beklentimiz genel olarak en az 5 ton civarı. 7 e, ton 10 ton arası çıkabilir. O artık torbaya girince belli olacak tekrardan söylemiş olalım. E, bakın çetner tutmuş zaten. Kış budamasında bakarken de e, meyve gözlerini görüyorduk. Bakın burada e, videoda belki tam yaklaşırsak da net görebilir. Ürün her tarafta var zaten. Çok güzel bir ürün tutumu var. Çetler zaten tepeden dırınağı her tarafı tutuyor. Şöyle buradaki ürünleri de göstermiş olalım. E, önemli olan burada biz tozlayıcı probleminden dolayı döktürmememizdi. Onu da e, Yusuf Akbey şey e, suni tozlamaya dikkat etti. Ve e, dökülme hemen hemen hiç olmadı. İnsan çarpması ya da hortum çarpması dolayısıyla bir iki tane dökülmüş. O da önemli değil. Bakın e, canlı diri bu bölüm. Üst tarafta sarı yapraklı ya da böyle su ihtiyacından dolayı sıkışmış olan fidanlar vardı. Burada öyle bir şey yok. Bu aşta arkadaşlar frangolette tozlayıcımız. Üzerindeki tozacı da cevze ürün tutuyor. Şöyle bakın kalibre falan çok iyi. Bir de bunu almış olalım dedik. Şöyle şuradan da alalım. Bakın bu şekilde ürün var üzerinde. Ama işte tek sıkıntı e, yeterince tozu 8. Yıldan itibaren üretmesi. Şöyle bir göstermiş olalım gelişimi. Şurada ürün. Bakın arkadaşlar avcumda nasıl durduğunu da görelim ürün bu şekilde, iri yani, frambuvetlerin ürünü iri. Bu şekilde, frambuvet arkadaşlar burada. Merhaba. Evet. Bahçeyi ilk diktiğimiz zamanlarda damlama yoktu. 800 ağaç olunca hortumla da birine başlıyorduk. En son ağaca kadar 10 gün geçiyordu. Evet. O yüzden e, sulamaya başladığımız ağaç 10 gün sonra kırışıyordu yüzü, cevizin. Evet. Yani şey çetin zaten su az olduğu zaman hemen evet. kırışır ve biz olur. Ama damlamayı döşettikten sonra aynı anda su da verince stresi gördüğümüz hissettiğimiz zaman evet böyle botoks gibi oluyor. Tamam. Bu yıl nasıl oldu? Bu yıl güzel oldu çünkü yağışlar da güzel oldu. Evet, yağışın büyük bir etkisi Bulama var. Dolama yapacağımız zaman yağmurlar yağdı. Evet. Şu an Temmuz'a kadar çok iyi geldik. Bu ay ve önümüzdeki gelen de çıkartırsak Ürünün, İdali, ürünün en kalibreli yani. hem kaliteli olmasını bekliyorsun. Tabii, tabii, ilaçlar... yani Şimdiye kadar doğru düzgün su verilmedi. Ya ağaçlar yani, idare etti. Ya ağaçlar bizi kurtardı bu yıl. Evet. Ağaçların da büyümesi ve dibini gölgelemesi bile taşlarda nem alması, beslenmesi evet. bizim çok menfaatimiz oluyor. Yani. Sonuçta bunlar eski ağaç değil yani İlla bakmak, sulamak lazım. Tabi. Ve ne kadar da bakarsan o kadar güzel oluyor. Evet. Ağaç ne istiyorsa onu vermek gerekiyor. İlaçları zamanında verdiğin zaman Meyveler güzel oluyor ama ilacı böyle mesela böcek gelince verince olmuyor. yani gelmeden Tabii ö, önleyici e, ilaçlama, evet. önleyici siz zaten sağlıkçısınız siz daha iyi bilirsiniz. Önleyici evet. hekimlik. Doğru. Yani önleyici... hastalık geldikten sonra adam kanser olduktan sonra uğraş dur belki kurtulacak belki kurtulmayacak. Duruyor, yaprak oluyor, evet. yaprak kuruyor. sen şey yapsan ne yani o saatten sonra. Evet. Bu yıl bakalım yani. Yani ee, hastalık ve zararlı gelmeden ilacını ya, vermek gerekiyor. Bu yıl çok güzel geldi. Bir de evet. işleri şu anda dolu. Gübreleme programlarını da güzel uyguluyoruz. Evet. Ve e, Genel olarak memnunsunuz musunuz yani. ya? Yani. Tabii tabii. Bu yıl maşallah. Tamam. Bu yıl şey yapacağız ya. <laughs> güzel bir hasat bekliyorsunuz ya. Yani. Güzel bir hasat İnşallah. bekliyoruz. İnşallah. Arkadaşlar burada e, ağaçların dalları e, çok yerdeydi biraz şu ağaçta gösterelim mesela. Altına girilemez durumdaydı. şimdi kestiğimiz yer burah. Yerden yaklaşık 40-50 cm yükseklikte. Bunun altına zaten giremiyoruz. Giremeyince ne olacak? Nem daha çok birikecek ve mantar hastalıkları tetikleyecek. Onları aldık, yükselttik. E, şey dallara baktık. Hava ve güneş alacak şekilde budama gerçekleştirdik. Arkadaşlar şu budama, bu budama zorunlu değil. Yani e, illa modifiye lider olmak zorunda değil. Biz hava ve güneşi aldırdığımız müddetçe e, ağaçlarda hastalık oluşmuyorsa e, verim de güzelse yeter ki ağacı büyütelim. E, budama'nın tipi size kalmış bir şey. E, amacımız bizim ürün almak. Yani güzel görüntü, odunlu ağaç yetiştirmiyoruz biz burada. Yani odunlarını kesip satmayacağız. Biz e, amacımız ürün almak. Bakın şu kısma e, alabilirse kamera müthiş ürün var. Bakın şurada. Ee, müthiş ürün var. Biz bu ürünü yakaladığımız zaman e, goble olmuş, modifiye lider olmuş veya kendinize bir budama çeşidi üretmişsiniz. Hiçbir önemi yok. Yeter ki sonuç alalım. Amacımız, amacımız burada sonuç almak. Evet. Ürünü diyorsun? Tabii doğrudur. Evet. Kameraya yaklaşmazsa biraz uzaktan zor alıyor. Biz yine şöyle bir gösterelim ürünü. Burada da görüldüğü gibi arkadaşlar güzel ürün var. Ama yani Genel olarak mantar hastalıkları rastlamadık. O güzel. Burada bu bölümde kalibre de iyi bu ağaçlarda. Bakın şurası tam e, fotoğraflık bölüm gibi çok güzel e, tutmuş. Görüntü de güzel. E, burada mantar hastalığından koruduğumuz müddetçe sonuç alırız arkadaşlar. Zaten bu domadaki amaç da hava güneş alsın, mantar hastalıkları olmasın, kalibremiz büyük olsun. Bey, evet. Arazinin meyilli olması rüzgarı tam ağacın altına oturtuyor. Tabii. E, arazi kademe kademe yükseliyor arkadaşlar burada meyilli arazi. E, eğer bu bu sık dikim düz arazide olsaydı e, hastalık ve zararı çok daha fazla olurdu. A, arazi şöyle bir göstermiş olayım yavaşça. E, kademe kademe yükseldiği için e, hava ve güneşi daha iyi alıyor. Rüzgarı daha iyi alıyor. Hastalıklar e, daha az oluyor. Bakın burada çok güzel. E, kalibre de güzel fena değil. E, yani Çetner işte tutabildiği kadar tutmuş. Zaten kıştan meyve gözlerinden görünüyordu. E, güzel tutacağı. Burada yine bu kısmı da alalım. E, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Yusuf Bey? Yoksa videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Yani bordo bulamacı atılsın. Evet. Bol davulamanın faydası var. Bakırlı ilaçlar diyorsunuz. Tabii tabii. Evet. Mesela biz dediğin gibi meyve tuttuktan sonra da evet. bakır attık. Tabi ba bakır bakır. De başka bir Tabi bakır, bakır. Bordo zaten yeşil e, aksamın olduğu dönemde uygulanmaz. Uygulandığında yakar. Atık. Evet. Bakteriyel yaratılık birinci zaten zararlı. Nemli bölge, Akdeniz bölgesi. Sonuçta tarımda standart yok. Tabi. O yüzden yani yani bakırlı ilaçlar bakteri yanıklığı önleyecek zaten fungus özelliği olduğu için atraknoza da fayda yapacak atraknoz genel olarak bahçede görmedik bakteri yanıklık yok en en büyük zararı şeyde gördük en presi zararı var onu da örneğini tam bulamadık onu en son bulup çekelim Onun dışında bahçe güzel bahçe... ellerinize sağlık. Kurma niyeti olan arkadaşlar şu an bahçe 7 yaşında henüz daha zararını karşılamadı. Belki de bu yıl evet. yavaş yavaş kara geçeceğiz. Evet, ma yani ma, ma Maliyeti karşılamadı. sürekli cepten gidiyor. sürekli cepten Yeni, gidiyor. Toprağa gömmeyi göze alan arkadaşlar lütfen girsin. Şey yoksa yani. hayal kırıklığı olmasın. Tabii. Zor. Bahçelerimiz yani. kurumasın. Tabii. Ee, yani doğru. 7 yıl, 8 yıl sürekli evet sürekli yatırım yapılacak ki sonunda bir ürün durumu olsun. Şöyle şu güzel artık ceviz ormanı oldu burası. Bu şuradan da bir şu bölümü alalım. Artık tamamen ceviz ormanı. Bu bu seviyeye getirmek bile çok zor arkadaşlar. Şimdi şuna da kırıldı. Evet aşırı yüklenmeden dolayı dalda kırılmış Ama onda hayvanın zarar da var gibi bir kemirme izi görüyorum. Evet. Hayvan domuz arkadaşlar burada domuz, domuz ve domuz, okluk kipri dediğimiz kiprinin zararı oluyor. Domuz dalları domuz. kırabiliyor. Domuz bunu almış ağzına dişine şuradan bak. Tabii. Diş izleri burada Buyurun. Buyurun efendim. Bak. Evet. Domuz tamam. buraya dişini almış. Kırmış. Bir kilo meyvemiz gitti. Evet. Her taraf meyve. Tamam. Sağ olsun Bu o dün gece gelmiş gibi daha yeşil ağaçtan kurumamış. Evet şöyle arkadaşlar bakın e, dal kırıldıktan e, bir Bilmiyorum gün değil sana. belki e, yarım gün diyelim belki dün gece olmuş dün gece oldu e, su e, su alamayınca cevizin Hem kırışması kırışma bu yavaş. şekilde sonra e, normalde şu daldaki cevizler de böyle Aynı. kırışıyor daha sonra su verince açılıyor domuz, e, domuz, yani domuz ceviz geldi. suyu seviyor ama e, kök boğazına değmeyecek onun dışında verebildiğiniz kadar su vereceksiniz hiçbir sorun olmaz burada bu şekilde. Arkadaşlar bu empaska presi zararını da çekmeden bakın yapraklar kayık şeklini aldırıyor ve sonra sarartıp kurutuyor. Empaskayı da net bir şekilde alayım dedim. Empaska şurada var arkadaşlar. Netleşirse tam netleştiremiyoruz da Güneş değer. Bakın yaprakta yeşil olarak Heh. Tam olarak şu arkadaşlar. Yaprakta konmuş minicik çekirgeye benzeyen sivrisineğin yarı büyüklüğündeki yan yan gider. Özelliği bu. Duruyor mu? Halen duruyor. Uçabiliyor arkadaşlar bu. Şöyle uçurmak istiyorum ama hiç yapamadım. Ha. Pardon. <laughs> Bir ceviz düşürdük o yüzden. Bey, buyurun. Evet, arkadaşlar, Yusuf Akbey babası annesi gerçekten büyük emekler verdiği ormandan kira bir arazi burası. Ee, 800 yüzyıldan yaklaşık 30 dönüm 30 bin metrekare alan üzerinde şöyle bahçeyi bu bölümden de bir alalım. Yukarıdan net görünmüyordu bahçe bu bölümden net görünüyor. Şöyle bir iyice alalım gerçekten artık ceviz ormanı olmuş ee, şeyler ağaçlar büyümüş buradan daha net görülüyor. Her ne kadar içinde gezerken bazı yerler görükmese de bakın eğer suyunu ve toprağı iyiyse suyunu da güzel aldıysa buradaki gibi kalibreler de çok güzel. Bu bölümdeki gibi. Ama sus problemi olduysa biraz sıkıntı. Evet. Yuka, e, Yusuf Bey e, eseriyle gurur duyuyor. Hem e, ceviz bahçesi olarak hem de bakın orada yukarıda yaptığı gösteriyorum tam parmağımın ucunda. Ee, şeyle nasıl diyeyim kamelya mı diyeyim e, hobi hobi evi mi diyeyim. Yani fantazı, tam fantazi, dört fantazi dört <laughs> dört dörtlük ev değil Yusuf fantazi evi diyorlar buraya. Ee, yani bahçenin başında e, ne diyeyim ufak tefek ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ev yapmış kendilerine. Güzel, manzarası da müthiş bir. E, şöyle manzarasını tekrar çekelim. E, Mersin'e bakıyor direkt. Hava biraz sisli olduğu için e, tam görükmüyor bugün ama genel olarak Mersin'i izleyecek. Akşamlar ışıklar çok güzel görünüyor. Burası 800 rakım. Çok güzel bir manzarası var. Bir de bir çekim yaparız. Nasip olursa inşallah yaparız. Arkadaşlar bu bahçeden anlatacaklarım bu kadar. Ee, en pahası ve suya sıkışma var. Onun dışında pek bir zarar yok. Bahçenin durumu çok iyi. İnşallah hasatta Yusuf Bey'den bilgi alacağız. Ne kadar ürün geldi, nasıl oldu diye. Evet. Kalibre nasıl oldu diye bilgi alacağız. Herkese selamlar, saygılar Terziyor arkadaşlar. Ediyoruz, Abdullah Bey danışmanlıkta. Evet, teşekkürler. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı seyirler.